ülkesinde, şehrinde yaptığı gelişmeleri anlattığı uzun odaklı böyle 3 gün, 4 gün tartışılan bir toplantılar düzenlemeye başladık. Hızla bitirmeye çalışıyorum. Konferanslar düzenlemeye başladık üniversitelerle birlikte. Süreçlerimizde bir hizmet kalitesi ölçüm modelini üçüncü taraf denetlemeye başladık. Kendi kendimizi kendimiz denetlemeyelim, buna bağımsız bir kuruluş hizmet kalitemizi ölçmeye başlasın. Onunla ilgili adımlar attık. Neler kazandık? Daha somut olarak özetlemeye çalışırsam, müşteri memnuniyetimizi düzenli olarak ölçtüğümüzde hakikaten yavaş da olsa adım adım bir iyileşme olduğunu gördük. Çalışan memnuniyetinde de olsa, küçük de olsa her yıl bir iyileşme olduğunu fark ettik. Aynı zamanda kurumsal itibar araştırmalarımızda 2014 daha bitmedi, o çalışma bitmek üzere. Onda da belli bir seviyeye geldik. Yani sürekli yavaş yavaş dahi olsa artan bir eğilim içerisine girdik. Dolayısıyla bunun finansal sonuçları da var. Belki uzun başka bir toplantı içerisinde inşallah Hamdi Beyler organize ederse onları da anlatırız inşallah. Finansal sonuçları da doğdu. Daha yönetilebilir, daha kompakt, daha hızlı hareket eden bir kurum haline geldik. Sabrınız için ben teşekkür ediyorum. Evet, Mümin Bey'e bu güzel anlamlı sunumu için teşekkür ediyoruz. Biz de İstanbullu olarak hizmetlerinin sürekliliğini bekliyoruz inşallah. İstanbul'un size ihtiyacı var Mümin Bey, İETT'ye ihtiyacı var diyelim. Aslında liderlik modelinden bahsetti, liderlik akademisinden bahsetti Mümin Bey. Bir de böyle slogan gibi bir şey söyledi. Kamuda özel sektör mantığı dedi. Bu gerçekten çok anlamlı. Biz modeli yayarken de en çok zorlandığımız şey, kamuda bu model zor uygulanıyor gibi söyleniyor. Ama İETT'de gerçekten çok güzel bir örneği. Kamuda özel sektör mantığı. Empati haftası da hakikaten anlamlı, güzel bir yaklaşım. Kendini tebrik ediyoruz. Ben sadece burada şunu belirtmek istiyorum. Gerek İETT'de gerek Coca-Cola bir aile olduğunu gösteriyor. Biz bir aileyiz olarak nitelendiriliyor ve süreçler de aslında bu şekilde yönetiliyor o çalışanlar kriterinde. Ama altını doldurmak lazım. Hani biz bir aileyiz diyorsak onun altını doldurmak lazım. Bakın HP'nin temel değerlerinde yazıyor biz bir aileyiz diyor. Altını da şöyle dolduruyor. Gidene dur demeyiz, döneni geri alırız diyor. Hakikaten kolay değil Türkiye'de. Gidene dur demeyiz, giden gidebilir. Aileysek diyor. Bir anne baba çocuğunu her zaman geri kabul eder, döneni de geri alırız diyor. Sistem böyle bir şey. Eğer bir şeyler yazıyorsak altını da doldurmak lazım. Mümin Bey'e tekrar teşekkürler. Efendim son konuşmacımız Ege Bölgesi Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Galip Bey. Sayın Galip Kokulu'yu konuşmasını yapmak için kürsüye davet ediyorum. Buyurun efendim. Değerli Kalder Başkanım, değerli Kalder yöneticileri ve değerli katılımcılar, Ege Bölgesi Sanayi Odası adına sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bu saatte de olsa müsaadenizle hoş geldiniz demek istiyorum. Adım Galip Kokulu. Ege Bölgesi Sanayi Odası'nda genel sekreter yardımcısı olarak görev yapıyorum. Odada kalite çalışmalarını yürüten ekibin üyesi olarak şu anda karşınızdayım. Sizlere kısaca kuruluşumuzu ve yaşadığımız değişim sürecindeki deneyimlerimizi sunmak istiyorum. Ege Bölgesi Sanayi Odası şu anda bize ev sahipliği yapan İstanbul Sanayi Odası gibi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarımızdan biri. Görev ve sorumlulukları yasa ve yönetmenliklerle belirlenmiş bulunmakta. Yani biz de bir kamu kuruluşuyuz. Odamız 1951 yılında İzmir'de kurulmuş olup 1954 yılında bölgede yer alan Aydın, Balıkesir, Denizli, Manisa ve Muğla illerini kapsayacak şekilde bölge odası kimliğini kazanmış. Bilahare ülkemiz ve bölgemiz sanayindeki gelişmeler doğrultusunda faaliyet alanımızdaki illerdeki üyelerimiz kendi odalarını kurarak bu
bizden ayrıldılar. Halen İzmir'de faaliyet göstermekle birlikte Ege Bölgesi Sanayi Odası ismini marka olarak koruyoruz. Oda 4 yılda bir yapılan seçimlerle oluşturulan meslek komiteleri, meclis yönetim kurulu ve disiplin kurulu organları kanalıyla yönetilmekte. Paydaşlarımızı çalışanlar, müşteriler, tedarikçiler ve iş paydaşları toplum olarak tanımladık. Hizmetlerimizi 5 başlıkta topluyoruz. Misyonumuz, mükemmellik anlayışıyla üyelerimize belgelendirme, bilgilendirme, girişim, eğitim ve ticaret geliştirme hizmetleri sunarak değer katmak ve paydaşlarımızla birlikte sanayinin sürdürülebilirliğine katkıda bulunmak olarak vizyonumuzu hizmetleriyle sanayinin global ölçekte üretim ve markalaşmasında ilk çözüm ortağı ve Türkiye'nin öncü sanayi odası olmak olarak tanımladık. Sizlerin de bildiği gibi her şeyin bir başlangıcı var. Biz 1995 yılında ISO 9000 kalite yönetim sistemini kurarak kalite yolculuğumuzu başlattık. 2002 yılı Odalar Birliği'nin Türkiye'deki odaların standartlarını yükseltmek için kurmuş olduğu akreditasyon sistemi içinde yerimizi aldık. 2010 yılında modeli benimseyerek yönümüzü yeniden belirledik. 2011 yılında ağırlıklı olarak yönetim sistemlerimizi kurduk. 2014 yılı Ege Bölgesi Mükemmellik Büyük Ödülünü ve Türkiye Mükemmellik Ödülünü aldığımız yıl oldu. Bugün geldiğimiz bu noktada hiç bitmeyecek bir yolculuğun ilk adımlarını attığımızı düşünüyoruz. Sizlere modelle birlikte tanıştığımız bazı kavramlardan bahsetmek istiyorum. Bu kavramları bakışımızı zenginleştirdiğini, yaptığımız işe anlam ve derinlik kazandırdığını ve uygulamaktan keyif aldığımızı belirtmek istiyorum. Faaliyetlerimizin amaçlara ulaşma ve beklentileri karşılama boyutunu etkililikle öğrendik. Değer yaratmak için, değer kazanmak için değer yaratmamız gerektiğini iş modeliyle öğrendik. Daha başarılı çalışanlar için çalışanların iş yaşam dengesinin korunması gerektiği bizim için yeni bir kavramdı. Farklı beklentileri anlamak ve karşılamak için kırılımlandırma yapmamız gerektiğini, mukayeseli avantaj elde etmek için kıyaslama yapmamız gerektiğini, bize aidat ödeyen üyelerin aynı zamanda müşterilerimiz olduğunu öğrendik. Sürdürülebilirliğin ekonomik, sosyal ve çevresel boyutları olduğunu ve birlikte düşünülmesi gerektiğini, yenileşimin bir süreç olduğunu ve yönetilmesi gerektiğini ama yönetemediğimizi, yetkilendirme için çalışanlarımızı bilgi, beceri ve yetkiyle donattığımız zaman yetkilendirme yapabildiğimizi ve kurumsal başarı için iyi yönetişimin şart olduğunu öğrendik. Model kazanımlarımızı önce genel olarak bu başlıklar altında topladık. Bir Çinli filozof, başkalarını bilmek bilgeliktir. Kendini bilmek aydınlanmadır demiş. Filozofun deyimiyle modelin bize kendimizi öğrettiğini ama başkalarını da göz ardı etmememiz gerektiğini öğrettiğini düşünüyoruz. Dün çalışanlarımız arasında bu benim işim mi bunu ben mi yapacağım anlayışı yaygınken bugün çalışanlarımızdan ben ne yapabilirim bakışının geldiğini görüyoruz. Önceki yıllarda yıl sonlarında yaptığımız yönetimin gözden geçirme toplantıları şimdi öz değerlendirme çalışmalarımızın katkısıyla
daha verimli sonuçlar veriyor. Sorunlarla yaşamayı alışkanlık haline getirmiştik. Bugün onlardan kurtulmak için farklı çözüm yollarına kulaklarımızı tıkamıyoruz. Katılımcılık anlayışımızın gelişmesiyle birlikte daha doğru kararlar almaya başladığımızı gördük. Biz bir hizmet kuruluşuyuz. Hizmetlerimizi değer katma anlayışıyla sunmanın olumlu sonuçları bizi memnun ediyor ve motive ediyor. Önceki yıllarda biz 1995 yılında ISO 9000 belgemizi almıştık. O yıldan bu tarafa çalışanlarımızı yıllık olarak yaptığımız personel memnuniyet anketleriyle değerlendirir. Yöneticilerimizi genel olarak değerlendirirdik. Bugün odada yönetici konumundaki tüm çalışanlarımızı lider olarak tanımlıyoruz. Lider olarak tanımladığımız arkadaşlar için dış gözlem katkısıyla yaptığımız değerlendirme sonuçlarını kendileriyle paylaşarak yönetici geliştirme programları uygulamaya çalışıyoruz. Başlangıçta zorlandığımız bu konu şimdi verdiği olumlu sonuçlarla umut verici. Kurumsal gelişim için değişimin şart olduğunu acılarını, sıkıntılarını yaşayarak öğrendik ve bugün inanıyoruz. Aklınızda kalması için doğadan bir örnek vermek istiyorum. Kabuğunu değiştiremeyen yılan ölür ama bizim hiç öyle bir niyetimiz yok. İlk stratejik planımızı 2010 yılında yaptık. Başlangıçta strateji, süreç, organizasyon ilişkisini kurmak, yön birliğini sağlamak zorlandığımız kavramlardan biriydi. Stratejik faaliyetlerimizi birimlerle, kişilerle ilişkilendirme, sahiplendirme konusunda Bursa Nilüfer bizim iyi örneklerimizden biridir. Bu arada kendilerine, bizimle bilgi paylaşan diğer kişi ve kuruluşlara teşekkür etmek istiyorum. Bütün kuruluşlarda olduğu gibi bizde de çalışanların özlük işlemlerinin ve devam durumlarının takip edildiği bir birim var. Dünkü adı personel servisi. Biz bugün ona insan kaynakları birimi diyoruz. Bu birimden beklediğimiz çalışma iklimini geliştirerek çalışan bağlılığını güçlendirmesi. Bu amaçla benden önceki konuşmacıların da belirttiği gibi bizim de kurduğumuz performans yönetim sistemi uygulamada yaşadığımız bütün sıkıntılarına, sübjektif değerlendirmelerine rağmen geldiği nokta itibariyle bize umut veriyor. Hemen hızlanalım. Çalışanları desteklediğimiz ve takdir edebildiğimiz ölçüde kurumsal başarıyı yakaladığımızı gördük. İşbirliğini yaptığımız işbirliklerini karşılıklı yarar sağlama ve değer katma anlayışıyla geliştirmeye dikkat ediyoruz. İlişki ağlarımızı önemsiyor ve çalışanlarımızın etkinliklerde daha aktif olmalarını istiyoruz. Bizim için doğru bilgiye doğru zamanda doğru yerde ulaşmak ve yönetmek önemli. Önceliklerimiz arasında. Bunun için süreçlerimizde teknolojiyi gerektiği ölçüde kullanmaya gayret gösteriyoruz. İlk sürecimizi 2003 yılında tanımlamıştık. Aradan geçen süre içinde birkaç kez süreçlerimizi revize ettik. Son olarak 2011 yılında süreç yönetim sistemini kurduk. Bugün süreç olgunluk seviyelerimizin geldiği nokta umut verici. Dün kamu kurumu olmanın verdiği güvenceyle hizmetlerimizi tanıtmaya, pazarlamaya
ihtiyacımız olmadığını düşünürken bugün onları tanıtmaya ve pazarlamaya çalışıyoruz. Yıl sonlarında elde ettiğimiz raporları ilgili kuruluşlara gönderir, dosyalarken bugün sonuçlarını değerlendirip geliştirmeye çalışıyoruz. Sonuç olarak modelin kurumsal ve gelişim için şart olduğunu, kurum kültürümüzü olumlu yönde etkilediğini, yapılan her işin gözden geçirilmeye değer olduğunu, ödül sürecinin öz değerlendirmeyi objektif yapmamızı sağladığı için olumlu katkıda bulunduğunu ve kurum için motivasyonumuzu olumlu yönde etkilediğini gördük. Modelle birlikte elde ettiğimiz bazı sonuçları sizlerle paylaşmak istiyorum. Çalışan bağlılığımızda, toplum memnuniyet ortalamamızda, hizmet gelirlerimizde endekslidir. ISO 1000'de yer alan firma sayımızda, akreditasyon başarı oranımızda ve toplum memnuniyet oranında olumlu gelişmeler kaydettik. Karşılaştığımız sorunlarla ilgili olarak biraz önce belirttim, biz hizmet kuruluşuyuz. Bazı hizmetlerimiz sonuçlarını zaman içinde veriyor. Dolayısıyla bu tür hizmetlerimizi somutlaştırmak, performanslarını ölçmek ve kıyaslama yapmakta zorlandık. Bir diğer zorlandığımız husus, kurduğumuz yönetim sistemlerinin ve modelin benimsenmesinin istediği zaman oldu. Zaman konusunda gerek